Maça yani beklediğimizden daha çabuk golle başladık adeta. Ve ondan sonraki süreçte de oyunu kendi düşüncemize göre oynamayı, yani kendi rakibin biraz daha risk alaraktan bize alanlar oluşturacağı şekilde oynamayı beklerken çok basitçe bir ve ikinci golü yedik. Yani yapmış olduğumuz çok basit hatalardan, yani bu seviyede yapılmaması gereken hatalardan dolayı 2-1'i yakaladık. Ondan sonra tabii rakip oyun tamamen ilk devre rakibin istediği gibi oluştu. Orta sahadaki dengeyi tam olarak sağlayamadık. Rakip kanatları çok iyi bir şekilde değerlendirdi. 3-1'den sonra devre arası bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz iki tane değişiklikle de dengeyi kurduk ve hatta 3-2'yi de yakaladık. Ve ondan sonraki süreçte de yani 3-3'ü yakalarız derken yani çok gereksiz penaltı yaptırmamız tamamen bugün oyunun genel olaraktan görüntüsünü çok net bir şekilde çizmiş oldu. Yani hiç rakibin atmış olduğu taçtan hiç gereksiz pozisyon yaptırmış olduğumuz bir penaltı. Rakibin oynamış olduğu belirli oyun şablonu vardı. Maçtan önce de bunu çok iyi bir şekilde yani oyuncularımıza gösterdik. Ama maalesef biraz önce söylediğim gibi hem geçen hafta hem bu hafta bireysel anlamda biraz fazla hata yaptık. Üzücü. Yani çünkü bizim adımıza çok gerçekten çok güzel bir hafta olabilecekti. Cuma günden itibaren sonuçların hepsi lehimize döndü ama bu lehimize olan skoru değerlendiremedik. Çünkü galip gelmiş olsaydık ilk 6 içerisindeki takımlarla puan farkı 4'e 5'e kadar düşecekti. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. Diğer taraftan üzücü olan ligin bu kadar, yani 9. haftasını oynuyoruz ve 9. hafta sonu içerisinde halen daha bireysel anlamda yapmış olduğumuz hatalar. Bu bizi biraz daha çok üzüyor. Çünkü taktiksel anlamda hata yaparsınız ve bunun çalışaraktan gidermeye çalışırsınız. Ama bireysel anlamda yapmış olduğun hataları maalesef çok fazla müdahil olamıyorsun. Çünkü anlatıyorsun, bir hafta sonra bir başkası hata yapıyor, bir hafta sonra bir başkası hata yapıyor. Futbol gerçekten hata oyunu, bunu biliyoruz ama bu seviyede bu kadar basit hataların da yapılmaması gerekiyor. Taraftarın bir tepkisi vardı, size istifaya davet ettiler. Gayet normal, yani çünkü taraftar beklentiler sezon başında veya geçtiğimiz sezondan itibaren beklentiler çok yukarıya çekildi. Bu gayet normal çünkü geçtiğimiz sezon sonunda işte biliyorsunuz, sizin de bildiğiniz gibi açıklamalar yapıldı. Biz ilk iki için oynayacağız diyerekten. Beklenti gayet normal. Yani taraftarın bu beklenti içerisinde olması, sonuçlar bu doğrultuda olmayışı. Geçtiğimiz yıl 9 hafta sonunda almış olduğumuz puan. Bu hafta, bu sezon 9 puan sonunda almış olduğumuz puan. Yani beklentiden dolayı bu gayet normal. Yani şey olaraktan taraftarın tepkisi. Sadece üzücü olanı, yani maçın sadece 10. dakikasında böyle bir şeylerin olması, bu üzücü. Yani maçtan sonra tabii ki skora göre, oyuna göre belirli bir şeyler tepki koyabilirsin. Ama 10. dakikasından sonra yapması biraz üzücü. Maçı değerlendirecek olsak çok erken 2 golle başladı maç. Yani iki takım da oynamayı seven, Voluspor'un da ön oyuncuları, etkili oyuncular. Bizde de etkili oyuncular var. Yani maçın güzel olacağı daha ilk dakikadan bence belli oldu. İyi oynadığımız dönemler çok oldu maçın içerisinde. Bazen telaş yaptık, panik yaptık. Lüzumsuz yere üstümüze getirdiğimiz uzun toplarla Voluspor'un üstümüze geldiği toplar oldu. O dönem topları almakta, ikinci topları biraz zaman zaman sıkıntı yaşadığımız pozisyonlarda çok net de olmasa üstümüze yüksek toplarla getirmiş olduk. Ama Balıkesir takımının bu galibiyete gerçekten ihtiyacı vardı. Çünkü 3 puanımız silindi. Şehrimizde yaşanan sıkıntılar var, takımın yaşadığı sıkıntılar var, idarecilerimiz yaşadığı sıkıntılar var. Bunları atlatmak adına hepimize bir moral oldu. Yani Balıkesir bundan sonra çok daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edecektir. Boluspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum arkadaşlar.